Efendim, bugün 3 tane şahane tarif yapacağız hep beraber. Tariflerimizden bir tanesi güzel bir başlangıç, mideyi iftar sofrasına hazırlayan bir yüksük çorbası olacak. Hemen arkasından kolay, basit, lezzetli bir ıspanak soslu tavuk yapacağım size. Ve en sonunda da bir yumurtasız krem karamel yapacağım. Şimdi krem karamelle başlıyorum. Çünkü krem karamel aslında bizim çocukluğumuzun, ya benim çocukluğumun favori tatlılarından bir tanesiydi. Ama yumurtalıydı. Yani yumurtalı bir tatlıdır orijinali. Ve bu yumurtalı tatlı eğer doğru bir ayarda yapmazsanız biraz fazla yumurta kokar ve yumurta tadar, benden söylemesi. O sebepten dolayı benim yine bir orijinal reçetem var bu tarif için. Dikkatli uygulandığı zaman süper oluyor. Ama bu kolayı yumurtasız hızlı bir krem karamel. Tırnak içi, yalancı krem karamel falan diyorlar ya. Ondan. Öncelikle bir bunun şeker tabanını yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi genişçe bir tavanın içerisine 4-5 kaşık kadar şeker koydum. Yarım su bardağı, belki biraz daha fazla yapar. Bunu burada hafiften karamele çevireceğim. Sonra karamele çevirdikten hemen sonra şurada gördüğünüz küçük bardakların tabanına bu karameli dökeceğim ve bekleteceğim. Donacak. Sonra da üstüne bunun kısmını yapacağım. Muhallebi kısmını yapacağım. Soğutacağım. Isıtacağım zaman da suya sokacağım. Karameli birazcık aktif edeceğim. Ters çevirip tabağa çıkarttığım zaman üstü karamel, kenarlarından aşağıya doğru akan süper basit bir tarif olacak. Şimdi her zaman olduğu gibi önce karameli yaparak başlıyoruz. Tavaya genişçe bir şekilde şekeri yaydık. Altını açtık ve kontrollü bir ısıda bunun yavaştan eriyip karamelize olmasını bekleyeceğiz. O arada şuradan küçük bir sos tavası alarak bunun muhallebisini de yapmaya başlayabilirim. Şimdi her şeyi içerisine koyup karıştıracağız. Son derece basit. Ama ölçüleri size göstermek istiyorum. Şimdi 1 litre süt koyuyorum bunun içerisine. Zaten ana etken bu. Sonra birazcık daha şeyi kırsın diye bunun böyle nişastayla daha rahat bağlanmasını sağlasın. Birazcık daha da yumuşak yumuşak olsun diye 1 bardak kadar su koyuyorum içerisine. Tamam? Süt ve su. Enteresan bir kombinasyon. Sonra buğday nişastası ve un koyacağım. Şimdi bağlayıcı kıvamlardan bir tanesi ve bunu böyle hafif bıngıldak bir kıvama doğru getiren içine koyacağınız nişasta. Bundan şöyle bakın 1 dolu, 2 dolu, bir de şöyle 2,5 kaşık kadar nişasta koyuyorum. Hepsini dolu dolu koydum. Az az koymadım. Sonra sıra geldi una. Undan da yine aynı şekilde 2 dolu yemek kaşığı kadar koyuyorum. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım. Eğer unu az koyarsanız bunun kıvamı yine soğuduğu zaman bağlanır ama birazcık böyle birlikte durmak konusunda zorlanır, hafif kendini bırakmaya başlar. Ama unu çok da koyarsanız veya nişastayı bu sefer de kas katı olur. İstediğiniz o güzel yumuşak kıvamı alamazsınız. Ölçüler budur. Unutmayın bu ölçüleri yaptığınız zaman 2,5'a 2 ama ne çok aşırı böyle dağ gibi tepeleme 3'lere çıkacaksınız ne silmek alacaksınız. Ortasını bulup bu şekilde yapacaksınız. Arkasından dikkat ettiyseniz içerisine 1 su bardağı da şeker koydum ve ocağı yakmadan evvel hepsini şöyle güzelce bir karıştırıyorum, tamam mı? Un ve nişasta soğuk sütün içerisinde erisin istiyorum. Nişasta zaten soğukta erimeyi sever, sıcaktayken topaklanır. Un da soğuktayken biraz zor açılır ama açıldı mı? Açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi bunun altını yakıp karıştırmadan evvel şuradaki şekere dönüyorum. Bak belli belirsiz karamelize olmaya başladı. Hiç başka bir şey yapmadan altını kontrollü bir ısıda şu kalan kısımları da eritiyorum. Tavayı ileri, geri, şöyle, şöyle oynatarak şekerin birazcık daha iri iri kaldığı kısımları eritiyorum. Ve hatta şöyle kendi içerisinde de birazcık oynatıyorum. Karamelle çalışırken en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi şekerin yanmamasını sağlamak. Hafifçe eriyecek, rengi tatlı, açık bir kahverengiye dönecek. Ama asla zift gibi koyu bir kahverengiye dönmeyecek. O zaman işte kanserojen olacak. Akışkan görüyorsunuz tavanın içinde dönüyor. Tamam mı? Ve içerisinde şeker taneleri de kalmadı. Daha çok bırakırsak rengi zift gibi simsiyah dönecek ve tamamen kanserojen olacak. O yüzden şu noktada aldık ve buradaki kapların içerisine hafif taban olsun diye. Çok kalın bir taban yapmanıza gerek yok. Hafif bir taban olsun benim için yeterli. Şöyle güzel güzel pay ediyorsunuz. Krem karamel, üst tarafı karamel olan, ters çevirdiğinizde tabii şu anda altta kalıyor. Alt tarafı güzel, aslına bakarsanız yumurtalı ama bizim yapacağımız yumurtasız
pratik usulde bir tarif. Şimdi bu benim verdiğim reçeteden rahat rahat 8-10, kabınızın boyutuna göre 12 tane çıkartabilirsiniz. Ben şu anda bu 6'sını hazırladım ve hepsini dibine gömdüm. Yakından gelin bakın lütfen. Gördüğünüz gibi hepsinin tabanına güzel bir şekilde yayıldı. Bunlar donacak. Yani dolaba koymanıza da gerek yok. Kendi kendine bunlar şöyle kenarda rahat rahat donarlar. O arada ben buraya geçebilirim. Şimdi yapacağım şey şu. Bu arkadaşı güzelce karıştıracağım. Ve altını yakıp bir pişirme işlemine başlayacağım. Nasıl bir kıvam arıyorum biliyor musunuz? İçinde nişasta olduğu için hafif böyle bağlanır bir kıvamda ama bir tık da sıvı kalabilir. Yani böyle çok kalınlaşmış bir pastacı kreması gibi bir şey değil. Zaten kıvam size gösterecek bir 8-10 dakika kadar karıştırarak pişirmemiz lazım bunu. Pişirdikten sonra ocaktan alıp klasik usul vanilyasını koyacağız ama oraya biraz daha var. Müsaadenizle ben şunu karıştıra karıştıra pişirmeye başlayayım. Efendim bakın, şimdi bunu ocakta karıştıra karıştıra bir 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Normal şartlarda hani sütlü tatlılar böyle kaynattığınız zaman içindeki bağlama kıvamıyla beraber birazcık böyle hacmini kaybederler ya, bu aksine önce bir yükseliyor. Taşacakmış gibi oluyor içindeki süt çünkü epeyce sıvı bir kıvamda. Öyle bir durumda kenara alın ve olması gereken kıvama kadar indirin. Arkasından akabinde tekrardan karıştırarak ocağın üstüne alın ve bu şekilde sütün taşmasını engelleyerek bunu istediğiniz kıvama kadar getirin. Hafif köpük köpük gibi oluyor ama dert değil. O iş tamamdır. Bizimki de neredeyse tamam. Bakın çok net. Şimdi bundan 10-12 porsiyon rahat rahat çıkartabiliriz. İsterseniz bu şekilde yaparsınız, isterseniz bir muhallebi gibi. Benim için tamam çünkü bak yukarıya doğru hafiften köpüklenmeye başlıyor. Bak görüyorsunuz değil mi? Hemen yukarıya doğru köpüklenmeye başlıyor. Bulup bulup ediyor. Ama biraz bırakırsam da taşacak. O yüzden kıvama geldi. Şimdi bu dakika itibariyle bunun altını bir kapatalım. Tamam. Sonra gelelim burada tezgahın üstüne. İçerisine bir küçük paket vanilya ekleyelim. Toz vanilya. Çırpalım, çırpalım ve önce biraz sakinleştirelim. Tamam mı? Hemen koymayacağız. İyice bir çırpacağız ve birazcık sakinleştireceğiz bunu. Şimdi işte benim için yeteri kadar sakinleşti. Yani bıraktığım zaman daha fazla ekstradan kabarmayacak ve kıvamı iyi gözüküyor. Alacağız bunu bir kepçeyle şöyle. Şöyle bir tane de küçük tabak alayım. Bir kepçeyle buradaki var olan kapların içerisine güzel bir vaziyette pay edeceğiz. Tepeye kadar doldurabilirsiniz. Olayımız budur. Dediğim gibi ben sizin için 6 tek hazırladım. Ama bu boyutlarda benim yaptığımla 10-12 tane çok 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 rahat hazırlayabilirsiniz. İlk başta böyle birazcık sıvı gibi bir kıvamda. Ancak şöyle kenarda duracak. Dolaba atacaksınız iyice soğuyacak. Muhallebi kıvamını bağlayacak. Ondan sonra da ters çevirip çıkartmayı da artık en sonda sizin için yapar gösteririm. Ters çevirip çıkarırken bu tip karamelli tariflerde şey yapmanızda avantaj var. Şöyle bir küçük kap, tamam mı? İçerisine şöyle bir parmak, iki parmak olacak kadar kaynar su. Sonra bunu alırsınız, kaynar suyun içinde biraz bırakırsınız. Şeker hafif kendini bırakmaya başlar. Sonra bir çıkartırsınız bir tabağa ters çevirip çıkarttığınızda karamelli kısım üstte ama birazcık da kenarlara akmış olur. Olduğu gibi gövdesi kendini muhafaza eder. 10 numara 5 yıldız bir iş çıkar. Eğer içine koyduğunuz nişasta azsa biraz kendini bırakır. Yani dağılmaz ama böyle kalıp gibi de durmaz. Çoksa taş gibi olur. Ayar benim size verdiğim ayar. Şimdi efendim orada soğurken bugünün ikinci tarifi, daha doğrusu ana yemeği olan tavuğun genel işlemine
başlayabiliriz. Son derece basit ve güzel lezzetli bir tarif yapacağım sizin için. Öncelikle şöyle bir küçük tavayı ocağın üstüne koyup altını yakıp ısıtmaya başlayayım. Şimdi tavukla ilgili kesme tahtamı tezgaha koydum, tamam. Sonra 3 tane göğüs tavuk etini aldım. Bunları her şeyin başında önce ortadan ikiye kelebek modeli açacağım. Yani şu şekilde koyuyorum. Etli olan kısmını buluyorum. Elimi üstüne bastırıyorum. Bıçakla ortadan ikiye doğru getirip 2 tane eşit parça yapmaya çalışıyorum şöyle. Sonra bu 2 eşit parçayı yapıp kesiyorum ve açıyorum, tamam. İçine yapacağım sosu çok daha iyi çeksin diye sadece şöyle küçük bıçakla çentikler atıyorum her iki tarafına da. Çok az, şu kadar dağıtmadan yani eti. Ve sonra bunu şöyle genişçe bir cam kabın içerisine alıyorum. Diğer için de aynı işlem. Alıyorum, bastırıyorum. Bıçakla şöyle orta noktasını buluyorum, tamam mı? Elimi üstüne bastırıyorum ki hem kaymasın hem de bana iyice referans olsun diye. Tamam. Şöyle açıyorum ve 2 eşit parçada tavuğu hazırlıyorum. Bunu böyle açtıktan sonra eğer kesmek istemezseniz o şekilde bırakabilirsiniz. İşte bu modelin adına da kelebek diyorlar mutfakta. Yani kelebek gibi açmış oluyorsunuz. Daha hızlı pişmeyi sağlıyor. İçinin çiğ kalmasını engelliyor. Bunu da bak göstereyim size. Mesela bıçakla açtım şunu ortadan ikiye doğru. Şuraya kadar geldim. Mesela bu noktadan sonra şöyle yürütüp bunu 2 eşit parçada şöyle açabilirim ve şu şekilde bırakabilirim. Tamam mı? Ama ben dediğim gibi böyle yapmak şu anda benim yapacağım tarifte daha çok işime geliyor. Şöyle hafif bir bıçakla izledim. Çok bir şey yapmadım. Bunlar buradaki kabın içerisinde. Şimdi bunları güzelce kızartacağım fakat bunları pişirmeden evvel şu kesme tahtasını ve şu bıçağı kaldıracağım. Daha hala tavuklu işim var. O yüzden elimi biraz sonra yıkarım. İçerisine birazcık tuz ekleyeceğim. Tamam. Birazcık karabiber ekleyeceğim. Birazcık şuradan neredesin toz kırmızı biber? Toz kırmızı biber ekleyeceğim. Ve azıcık da zeytinyağı ekleyeceğim. Birkaç kaşık kadar. Hepsini güzelce harmanlayacağım. Baharatıyla vesairesiyle beraber. Arkasından da iyice ısınmış olan tavama tavukları güzelce yerleştireceğim. Ve muntazam vaziyette pişirmeye başlayacağım. Tavukları koydum ve pişsinler diye şöyle ocakta kendime yer açayım diye şuraya alayım. Tamam. Bu şekilde bıraktım. Şimdi güzelce bir ellerimi yıkayayım. Çünkü tavukla çalıştık. İçerisinde yapacağım için, tavuğun içerisinde yapacağım için bu tavukların iyice pişmesini beklemem lazım. O arada ben çorbanın bir genel hazırlığını yapabilirim. Şimdi çok basit ve lezzetli bir çorba, süper bir çorba, bir yüksük çorbası yapacağız. Çok da yapması zor bir çorba değil. İçinde de benim sevdiğim malzemeler var. Mantının çorbanın içine girmesi fikrini ben çok seviyorum. Ve çok da başarılı buluyorum açıkçası. Hem ekstra ilave un katma isteğini engellemiş oluyor yaptığınız çorbalarda. Çünkü mantı birazcık kendisi bağlıyor. Hem de güzel bir katma değeri var. Öncelikle şöyle bir çorba tenceresinin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyerek işe başlıyoruz. Tereyağı erittik. Şimdi içine salça ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kadar domates salçası ilavem var buna. Şöyle. Şu bir. Şu da 2. yemek kaşığı. Salçaları, 2 yemek kaşığı salçayı yağda hafiften kavurarak işe başlıyorum. Şimdi bu aşamada salçayı kavurduktan sonra eğer arzu ediyorsanız İşin içerisine birazcık da un ekleyebilirsiniz. Çünkü aslına bakarsanız bu çorbanın kıvamının bağlanmasıyla alakalı bir durum ama ben çok fazla eklemiyorum. Çünkü diyorum içine mantı koyacağımız için
mantıda bir şey durum var. Onu bağlayan bir kıvam var. Ondan faydalanacağım. Bu noktada da salçayı hafif kavurdum. Azıcık kokusunu çıkarttım. Şimdi sıvısını ekleyeceğim. Bu kadar basit bir çorba yani. Net. Türkiye'deki yapılan çorbaların hemen hemen hepsi hem çok lezzetli olur hem de çok basit ve net olur. Şimdi burada aşağı yukarı 3,5 bardak kadar et suyu var. 3-3,5 bardak kemik suyu, et suyu, sebze suyu hepsi kabulümdür. Üstüne aşağı yukarı 3 bardak kadar da su ekleyeceğim. Yani toplam 1 litreyi biraz aşkın vaziyette su koydum ve şöyle salçayı güzelce çevireceğim. Bu arada tavukların olduğunu tahmin ediyorum. Bakalım. Gayet güzel. Bir tarafı renk almış. Hemen diğer tarafını çevirebilirim. İçine koyduğumuz kırmızı biber çok da güzel renk veriyor gördüğünüz gibi. Bir tarafı renk aldıktan sonra ben işlemleri yaparken diğer tarafını da çevirebilirim. Şimdi salçayı çorbanın içerisinde açtım hafiften. Gayet güzel kıvamda. Malzemeleri içerisine ekliyorum. Burada 3-3,5 su bardağı kadar mantı var. Oturup tek tek açmakla uğraşmayın. Özellikle bu Ramazan ayında. Bu mahalle yufkacılarında hazır el açması mantılar var. Ondan kullanabilirsiniz. Donuk vaziyette satılmış olan mantılardan var. Ondan kullanabilirsiniz. Güvendiğiniz lezzetli bir hazır mantıyı kullanmakta hiçbir sakınca yok. Mantıyı da direkt olarak içerisine atıyorum. Bu zaten çorbanın kıvamını hafiften bağlayacak. Arkasından haşlanmış nohut, o da aşağı yukarı 2 su bardağı kadar. Onu da içerisine atıyorum. Tamam. Tuzunu koyuyorum. Karabiberini ekliyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Buna kuru nane de acayip yakışır. Kuru naneyi de çorba kaynadıktan ve içindekiler birazcık pişmeye başladıktan sonra en son batımda içerisine ekleyeceğim. Kapağını şu şekilde her şeyi karıştırdıktan sonra yarım kapatıyorum. Altı harlı ateşte. Önce bir iyice ısınıyor her şey. Harlı ateşten sonra birazcık kısık ateşe çekeceğim. Ve aşağı yukarı 20-25 dakika kadar burada bütün her şey birbirine özdeşleşsin diye iyice pişireceğim sevgili dostlar. En sonda da 20 dakika piştikten sonra dolu, şöyle doluca bir tutam kuru naneyi alıp içerisine atacağım, karıştıracağım. 5 dakika daha bekleyip servise çıkartacağım. Kuru naneyi sonda koymamın en temel sebeplerinden biri biliyorsunuz, gayet net biliyorsunuz. Bu tamamen çok fazla kararmasın, nefasiyetini kaybetmesin, bütün lezzetini içerisine bıraksın diye. Çorba pişerken, tatlı da soğurken artık şu tavukları tabağa kenara çıkartabilirim. Bu aynı tavanın içinde çalışmanızı rica ediyorum sizden. Çünkü bu tavanın içinde bayağı güzel yoğun bir lezzet var. Tamam. Tavuklar kenarda, tavanın içerisinde tavuğun kendi öz suyu ve içerisine koyduğumuz hafif yağ var. Şimdi azıcık daha yağ ekleyeceğim buna. Ve her şeyin başında bir tane böyle piyazlık doğradığım soğanı içerisine alıp hafiften çevirmeye başlayacağım. Soğanları yumuşatana kadar ufak ufak şöyle bu arkadaşları çevirelim. O arada biz diğer işlemlerimizle uğraşabiliriz. Bir tane kapya biber alıyorum. Kapya biberin başından şöyle bir kesiyorum. Sonra ortadan ikiye doğru açıyorum. İçindeki şu var olan çekirdekli kısımlarını temizleyeceğim. Arda'nın mutfağında bu tip detayları size sezon boyunca hep söylemiştim. Ramazan mutfağında da veriyorum bu detayları. Biberi doğramak isterseniz etli kısmı aşağıda, iç kısmı size doğru bakar olsun. Çünkü iç kısmı bıçağı çok daha iyi tutar. Keserken kaymayı engeller. Yani şu kısım kayar. Bu kısım kaymaz, tutar. Tamam mı? O yüzden o şekilde yaparsanız çok daha pratik olur. Ve içindeki bu beyaz olan, hafif daha kekremsi, acımtırak olan çekirdekli ve beyaz iç zarını da mutlaka şöyle elinizi kesmeden dikkatli vaziyette çıkartın. Hadi soğanları bir kavuralım. Tavanın içindeki bütün lezzet soğanla birleşiyor. O yüzden asla ayrı bir tavaya geçmeyin. Direkt olarak aynı tavanın içerisinde işleme devam. Şimdi geldik buraya. Bunları şöyle bir tur daha kesiyorum.
Birazcık inceltiyorum. Sonra bıçağımla ince ince doğruyorum. Ve direkt olarak soğanlarla birlikte buluşturuyorum. Soğanla biberler yumuşamaya başladılar. Şimdi sıra geldi mantarlara. Bir 10-12 tane mantara ihtiyacınız var burada. Ve aynı şekilde mantarları da dilim dilim doğruyorsunuz. Son birkaç gündür çok mantarla çalıştım. Çünkü özellikle bu tip yemeklere ekstra bir lezzet katıyor mantar. Yani çorbada da kullandım, ana yemekte de kullandım. Yeri gelir pilavda vesairede de kullanırsınız. Çok lezzet katıyor. O yüzden kullanmanızı öneririm. Ama yani şöyle en çok mantardan zehirlenme vakaları, ya ben mantardan çok iyi anlarım abi, hep yediğimiz mantar falan diye doğadan bilinçsizce toplama sırasında olur. O yüzden amana ne olur, bilmediğiniz, %100 emin olmadığınız, emin olsanız da bilimsel olarak zehirli olmadığı kanıtlanmayan mantarlara asla ve asla ya ben bu işten çok iyi anlarım, ya yıllardır yiyoruz diye bakmayın. Bunlara çok dikkat etmek lazım sevgili dostlar. O yüzden sizden ricam lütfen doğadan öyle ya bir şey olmuyor, bizim Mehmet amca yiyor, Ahmet abi bunu tavsiye etti değil. Bilim adamlarının önerdiği mantarları ve garantisini verdiği mantarları yiyin ya da gidip raftan, reyondan güzelce mantarınızı alın. Şimdi koydum mantarı ve soğan, biberle beraber güzelce çeviriyorum. Arada bir çorbaya bakalım. Bak çorba kaynadı, tamam. Gayet güzel vaziyette. Ve içindekiler de hafiften suyunu çekmeye başladılar. Şimdi çorbamın altını kısacağım. Tamam. Kısık ateşte şöyle bir tur daha karıştıracağım. Ve kısık ateşte yavaş yavaş için pişsin diye bunu burada kendi haline bırakacağım. Orada ben mutfağımdaki diğer işlemleri yapabilirim. Mantarlar gayet güzel. Mantar hafiften kendini bırakıyor. Artık şuradaki ıspanaklara geçebilirim. Şu gördüğünüz koca bir tutam ıspanak aslına bakarsanız 150 gram falan tutar. Yani daha da fazla tutmaz. Ama şöyle dolca bir avuç ıspanağı alıyorum ve bıçağımla şöyle hafiften ince ince doğruyorum. Çok aşırı özenli olmanıza gerek yok. Sadece birazcık doğruyor olmak ıspanağı. Çok yaprak yaprak bırakmamak önemli. Yaprak yaprak bıraksanız da ıspanak her türlü sönecektir, tamam mı? Sadece birazcık daha böyle küçük küçük parçalar halinde olsun ki içerisine koyduğumuzda böyle çok belli belirsiz iri yapraklar halinde kalmasın. Şu kadar bıçak darbesi yeterli. Artık tavaya alabilirim çünkü tavadakiler tamamdır pişmesi. Ispanağı alıyorum, tavanın içerisine yerleştiriyorum ve şu ana kadar hiç baharat koymadım işin içerisine. Mantarlar birazcık fazla ekstradan kendi suyunu salsın istemedim. O yüzden kendi kendine var olan mevcut lezzetleriyle beraber pişiyorlar. İki tur karıştırınca zaten hemen ıspanak kendi var olan o kısmen sert gövdesini bıraktı. Şimdi aynı tavada çalışacağım. Bak bunun ortasında kaşığımla şöyle bir geniş alan açacağım kendime. Sonra ortasına bunun bir yemek kaşığı kadar tereyağı atacağım. Kendi beşamelini kendi içinde yapıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı, özür dilerim, tereyağının üstüne bir yemek kaşığı un ve aşağı yukarı 4'te 3 su bardağı kadar sütle bunun kendi beşamelini kendi içinde yapacağım. Ekledim unu, hafif kavurup sütü de ekledim mi? İşlem tamam. Sütü de ekledim. Şöyle güzel karıştırdım. Artık kapattım bunu. Böyle tatlı kremamsı bir durumdayız. Şimdi yapacağım şey, buradaki tavukları direkt olarak bu kabın üzerine yerleştireceğim. Bir ön bir arka. Arkasından buradaki ıspanaklı yaptığım karışımı üstüne koyup birazcık da peynirle beraber vereceğim fırına. Yaklaşık
Böyle bir 15-20 dakika peynirleri eriyene kadar pişti mi bizim işimiz tamam olacak. Ondan sonra da iftar soframızı hep beraber kuracağız. Bu kadar basit, lezzetli tarifler az sonra iftar sofrasında şahane bir şekilde yerini alıyor. Şu gördüğünüz güzel su da bunun içine giriyor. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Üstüne bir parçacık da kaşar serperseniz sonuç çok çok daha iyi olacaktır. Yaptım karışımı, seriyorum üstüne, veriyorum fırına kaşar peyniriyle. Ondan sonra da iftar için çıkan her şeyi sizlerin beğenisine sunacağım. Şuna da unutmayın, dolu bir tutam kuru nane atacağım. Ne zaman? Vakti gelmiş şu anda. Az sonra bütün yaptıklarımı sizlerin beğenisine sunmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Benden sakın bir yere ayrılmayın. Efendim işte iftar soframız için hazırlıklarımız böyle sofraya geliyor. Şahane bir yüksük çorbası, son derece güzel bir başlangıç çorbası. Arkasından ıspanak soslu tavuğumuz, son derece güzel ve görüntüsü de güzel, lezzeti de öyle. Ve yumurtasız krem karamel kıvamı tam olması gerektiği gibi üstündeki karameli de hafif dağıldı. Ve bu şekilde soğutup servis edeceğiniz nefis bir tatlı. Tariflerin detaylarını kaçırdıysanız Instagram'daki Arda Türkmen sayfasına buyurun. Hem bu bugünkü tarifleri hem bundan önceki bütün tariflerle ilgili yönlendirmelerimi oradan size yapacağım. Efendim hayırlı Ramazanlar, güzel iftar sofralarınız olsun. Yarın yine buluşup iftar için yemeklerimizi birlikte hazırlayıncaya dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Yarın Arda'nın Ramazan mutfağında nefis bir çorbayla güne başlayacağız. Harika bir terbiyeli tavuk çorbası yapacağız hep beraber. Arkasından bir süredir bir börek yapmadık. Şöyle güzel bir pırasalı kol böreği yapalım diye düşündüm. Ve en son olarak da kolay ama lezzetli bir tatlı çikolata soslu bir su muhallebisi yapacağız. Yarın her gün olduğu gibi Arda'nın Ramazan mutfağının hazırladığı iftar sofrası çok lezzetli olacak.